Herkese tekrar merhaba. Ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Bugün sizlerle az bilinen, böyle kitaplarda pek yer almayan, sorusunu zor bulduğunuz, yani doğru düzgün anlatanın olmadığı bir yani başlıkta birlikteyiz. Makaralarla ilgili olarak yükselme alçalma soruları vardır arkadaşlar. Kaç tur atıyor onları sorarlar. Onunla ilgili bir aydınlatma yapalım dedim. Böyle bir ışık saçayım dedim. Yani kendimize göre artık. Şimdi burada dediğim gibi kitaplarda bunu konu anlatımı olarak bulamıyorsunuz ya da dişinize göre yani öğretecek şekilde sırayla konulmuş soru bulamıyorsunuz. Ben bunları sıralamaya çalıştım. Şimdi ilk önce ortaokuldan kalma 3 kuruşluk iş güç enerji bilgimle basit makine bilgimle nasıl çözebilirim yani ona bir bakalım. Şimdi bak burada ilk önce böyle şey derler hani bunu H'ye kadar çektiğinde bu işte H bölü 2 çıkar derler. Şak diye söylerler bunu sana ama nereden geldiğini bir türlü anlamazsın. Şimdi ilk önce M kütlesini taşıdığım için ilk önce kuvvetimi bulayım. Bak burada aynı ipin her yerinde gerilme aynıdır. Bu M makaranın da ağırlığı yok, temiz zaten. Yani burada M ise bu o zaman kuvvet olarak MG bölü 2'dir, tamam mı? Şimdi işten kazanç yoktur derler. Senin burada yaptığın iş, bak şimdi bunu yukarıya çekmekle yaptığın iş nedir? Kuvvet çarpı yoldan gideceğim. MG bölü 2 çarpı H diye yazdım. Şimdi sen iş yaptığın zaman sisteme enerji aktarırsın. Bu da nasıl bir enerji kazanacak? Potansiyel enerji kazanacak. Potansiyel enerjisinde değişiklik olacak. Acaba bu Mg ağırlığındaki cisimde ne kadar yükselecek? Senin yaptığın iş bunu yapıyor işte. O zaman sen ne yapıyorsun mesela burada? Eskiden hani basit anlamda bu çok da güzeldir aslında. Mg bölü 2 çarpı h. Burada da mg çarpı x çat çat bakın ne çıktı x eşittir h bölü 2. Yani bunun yarı yarıya yükseldiğini buradan bulabiliriz. Çok güzel bulunur yani. Şimdi aynı mantıkla burada bakın aynı ip yine 3 tane bu f ise bu da f bu da f. O zaman galiba f'yi burada mg bölü değil mi 3 diye getiriyoruz. Burada yapılan iş nedir mesela? Kuvvet çarpı yine ne kadar götürdüyseniz işte artık mg bölü 3 çarpı h. Burada yine ben hani potansiyel enerji kazanıyorum. Bakın ne oldu? Mg çarpı x olacak. Bunları birbirine eşitlersen yani uzatmayayım. Bakın mg'ler gidecek. X eşittir. H bölü 3 çıkacak. Şimdi bunu neden anlattım? Burada yükselme miktarını bir şekilde bulursunuz arkadaşlar. Bir sürü yöntem var. Bir şekilde bulursunuz da bunun kaç tur attığını soruyorlar. İşte o zaman sıkıntı oluyor. Ya da bunun kaç tur attığını soruyorlar. O zaman bunun gücü yetmiyor yani. Zorlanıyoruz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Yani bu yöntemi nasıl? Şimdi burada size benim bir şey anlatmam gerekiyor. Öncelikli olarak. Yani bir ispat gibi olacak bu. Şimdi böyle yarı çapı R olan bir tane çark var. Siz bunu döndürüyorsunuz. Tamam mı? Mesela şuraya getiriyorsunuz. Bu buraya geldiği zaman aldığı yol arkadaşlar bakın şöyle şuradan da göstereyim. Aşağıda da kullanacağım. Aldığı yol şurası çevresi kadardır. 2 pi R kadardır. Bu kadar. Ne var şimdi bunda diyeceksiniz. Tamam. Bu da buraya geldiği zaman bak aynı şekilde değil mi? Şöyle geldiği zaman bu da burada mesela aynı yolu almış olacak. 2 pi r'yi şöyle gösterelim. Ha ne var ama? Çubuk bunun üzerinde yuvarlanıyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey göstereyim ben size. Şöyle baktığınız zaman hani böyle hem aşağıdaki ilerliyor hem de üstünde ben ayrıca ilerliyorum değil mi? Yani sonuçta ilerleyenin üzerinde ilerliyorsunuz yani açıkçası. O zaman çubuk da yani dışarıya çıkacaktır. Yani bir parça. Ne kadar bir parça diyoruz? Hani şöyle çıkmış oluyor buradan. Sen ne kadar yol aldırdıysan o da sana temas ettiği için o da aynı yol alıyor. Yani burası yine 2 pi r oluyor. Değil mi? Çevresi kadar. Şimdi güzel bir şey bulduk. Sonuçta bakın şu nokta, şu nokta nereye geldi? Maşallah buraya geldi yani. Gidenin üzerinde gittiğiniz için bütün yolu almış gibi gözüküyorsunuz. Yani 4 pi r kadar yol almış oluyorsunuz. İlginçtir. Şu nokta ne kadar gittiyse bu merkez de makara merkezi de onun yarısı kadar gidiyor arkadaşlar. Bu oranı asla değiştiremiyorsunuz. Şimdi bunun makaralarla ne ilgisi var diyebilirsiniz. Hemen ben şuraya basit anlamda bir makara çizeyim. Şöyle bir şey yapayım. Bakın şöyle bir şey ya. Şimdi şu ip bunun etrafından dolanıyor şurada ya. Siz bu ipi diyelim ki h kadar çektiğiniz zaman bunun merkezine bağlı olan cismin h bölü 2 yükseldiğini söylüyorsunuz. Şimdi buraya baktığınızda da şöyle bir şey olmuyor mu? Baksana. Şurayı böyle kafayı böyle yan çevirip baksak işte şuradan şöyle ipin geldiğini düşünün. Kafanızı sağa çevirerek bakın. Aynısı işte bak. Görüyor musun? Şurada sanki o yuvarlanan hani burası yermiş gibi düşün kıpırdamıyor. Burada yuvarlanan çark var. Sen de buradan ipi çekiyorsun. Aynı bu çubuğun ucunun çıktığı gibi.
Direkt buradan bulabiliriz arkadaşlar o 2'ye 1 oranını. Ve burada şunu asıl vurgu yapmak istiyorum ben. O makara merkezinin yuvarlanarak ilerleyen makara merkezinin ne kadar gittiğini biliyorsanız kaç tur attığını da bulursunuz. Ne yaparsın? Turu bulmak için ne kadar ilerledi dersin? İşte 2 pi r kadar. Çevre ne arkadaş? Çevresini de buraya yazdın. Çevresi burada şu anda 2 pi r. Bakın sağlaması oluyor. Bir tur çıkıyor. Yani böyle bulunuyor. Yuvarlanarak hani yükselenler içinde bak mesela burada ne oldu? Sen h çektin ya. Burada h bölü 2 yükseldi ya. Bunun hani mesela ne olacak? Turunu bulmak için işte şöyle yapıyoruz. H bölü 2 kadar yükseldi. Bölü çevre diyoruz yani. Olay budur. Olay budur yani. Şimdi bunu uygulayacağız tabii. Yani uygulamalarda daha rahat bir şekilde karşımıza çıkacak. Burada ben mesela onu bir daha inceledim. Orada öyle ucuza gitmesin diye. Şöyle bir şey yaptım. Ben bunu H çektiğimde evet bu işte dönerek yükselecek burada. Değil mi şöyle? Burada da bu H bölü 2 çıkacak. Şimdi tamam. Dur o zaman buraya bir daha yazıyorum. Duru bir daha yazıyorum. Dönerek yükseldiği miktar H bölü 2 değil mi? Çevresi de işte çevre diye yazalım. Bunun 2 pi r olduğunu unutmayalım. Mesela ben burada şimdi anında bir soru yazayım mesela. Size dedi ki adam mesela işte 4 pi r kadar çektik dedi. O zaman tur ne olur? Tur yazarsın. 4 pi r çekildiği söyleniyor. Çevrede nedir? 2 pi r'dir. O zaman sen 2 tur atmışsındır mesela basit anlamda. Hemen çevreye böleriz. Biraz daha modeli yükseltelim. Şöyle bir şey. Şimdi buraya baktığımızda buradan H çekiliyormuş. Ben buna bir sayısal değer vereceğim gerçekten. Mesela 2 pi r kadar çekmiş olalım bunu. Siz bunu çektiğiniz zaman şuradan şu ip 2 pi r kadar gelmiş olacak. Bak. Buradan ne oldu? 2 pi r çekmiş oldun değil mi? Burada ne oluyor? Bu onun yarısı kadar yükseliyordu. Sen ne kadar çekersen bakın şöyle düşünün. Buradan ne kadar çekersen değil mi? Onun yarısı kadar yani sonuçta yükseliyordu. Burası da pi r olacak. O zaman x için olayı tamamladık gibi. Turunu bulalım yani. Tur x ne kadar yükseldi? Pi r kadar yükseldi. Çevresi kaç? Artık uzatmıyorum onu. Çevre 2 pi r. Değil mi? Buradan da 1 bölü 2 tur geldi. Y'ye bakalım. Tur y. Bunun hiçbir özelliği yok arkadaşlar. Bunun etrafından ip geçiyor yani. Olduğu yerde dönüyor sadece. O geçen ip miktarı da 2 pi r'dir. Çevresi de 2 pi r olduğu için bunda sıkıntı olmaz. Bir tur çıkar. Mesela bunların oranını soruyorlar yani. Evet. Güzel bir örnektir bu. Şimdi sağlam sorulara doğru geldik. İlk kez böyle ciddi bir arkadaşa yani resmen çarpıyoruz şu anda. Şimdi bunlar merkezleri çakışık. 1 r yarıçaplı, büyük olan da 2 r yarıçaplı iki tane eleman. Sola doğru bir tur döndürdüğümüz zaman şimdi buralardan bırakılan iplere bakalım. Bu çevresi kadar 2 pi r. Bu da kendi çevresi kadar 2 çarpı 2 pi r'den 4 pi r'ye kadar ip bırakır. Şimdi bunun aşağı ineceği belli oldu. Peki nasıl çözeceğiz? Şu ana kadar öğrendiğim yöntemle çözeceğim ilk önce. Bu iplerin etkilerini tek tek göstereceğim size. Sadece bunu düşünelim şimdi. Bak sadece bunu düşünelim sol tarafta. Şimdi baktığımda bunu ne kadar bırakırsam, sanki bu sabitmiş gibi bakıyorum. Tamam, bunu ne kadar bırakırsam, bu onun yarısı kadar değil miydi? Öyle inmiyor muydu? 2 pi r. Değil mi? 2 pi r. Bu durumda bu böyle dönmez mi? Evet döner. Nasıl olacak? Hani dönüş olayını yarı çapa göre yapıyorduk. Bunun yarı çapını bulmam lazım. Şurada bakın dikkat ederseniz iki ipin arasındaki mesafe r'dir. O zaman burada r bölü 2'dir. Hemen bunun çevresini bulalım mı bu ufaklık arkadaşımızın? Yani kaç oluyor? 2 pi çarpı r bölü 2. Buradan da çevresi pi r oluyor. Bunu kullanacağım çünkü birazdan dursun burada. Şimdi bu dönerek aşağı indiğiniz miktarı turu bulmak için kullanıyordunuz. Unutmayalım. Değil mi? Şöyle yapayım. Evet. Hemen bulayım o zaman. Tur 1 diyeyim buradan. Hani bu taraftan dolayı atılan tur gibisinden. 2 pi r bölü çevre yapacağım. Çevresi neydi? Pi r'ydi. Hemen yazıyorum. Burada ne oldu? Bir güzel 2 çıktı. Karışmasın diye şöyle ortadan 2'ye böleyim. Tamam. Diğer tarafa. Bakın en basit, en baştaki mantığı uyguluyorum ama tek tek yapıyorum. Dikkat edin lütfen. Şimdi burada 2 pi r var. Yarısı kadar bırakacaktı. Pi r oluyor burada. Bu da tabii böyle dönmesine sebep oluyor. Tur 2 yapalım burada. Nedir? İşte pi r kadar dönerek indin. Çevre zaten pi r'ydi değil mi? Buradan da bir tur oluyor. Şimdi turlar kapıştı dikkat ederseniz. Ama bu baskın. Bakın iki tur var. O zaman siz bu ikisini değerlendirirseniz, yani bu ikisini değerlendirecek olursanız
Ne yapacağım? Ben bunları bir araya getireceğim. Yani bunun asıl attığı tur, yani bulman gereken turu bulduğun zaman ikisinin arasındaki fark olacak. 2 eksi 1'den bir tur atar dersin yani. Bu tamam. Peki ne kadar aşağı indik? Ne kadar aşağı indik derseniz o da kolay. Her birinden tek tek bulmuştuk ya. Bakın. 2 pi r bundan inmişti. Pi r de bundan inmişti. Delta h 3 pi r olarak bulunur. Şimdi bu derme çatma bir yöntemle çözüş. Yani kötü anlamda söylemiyorum. En başta öğrendiğiniz o en basit bilgiyi burada kullanabildiğimizi göstermek istedim. Şimdi devam edelim. Bir de bunun bir akrabası var. Şöyle sağlam bir arkadaştır bu da. Yani ona bakalım. Şimdi burada neler oluyor bakalım. Şimdi diyelim ki bunu serbest bıraktık. Bu tarafa döner arkadaşlar. Nedeni de şu merkeze göre düşündüğünüzde tork alırsanız şu ipteki gerilmeyle bakın bu ipteki gerilme aynı ya. Ama bunun uzaklığı daha fazla olduğu için torku daha fazla olur. Sola doğru çevirir. Ha, illa serbest mi bırakacağız? Tabii ki de hayır. Adam söyler çatır çatır sağa döndürüyorum takılın der. Siz de ona göre yazarsınız yani. Değil mi? Şimdi burada ben hadi diyelim bir tur sola doğru döndürdüm. Şimdi bakın buradaki ipten yarıçapı 3R ya. 2 pi 3R'den 6 pi R gelecektir. Burada da bu da bir tur dönüyor ya aynı merkezleri çakışık perçinli. Bu da burada ne olacak? 2 pi R ip topladı şimdi. Şimdi gene aynı şey bakın. Gene aynı şey. Ben hani ne yapacağım burada? Hani bunun ne kadar yükseldiğini, alçaldığını o ilk önce basit yöntemle, basit yani böyle ilk öğrendiğimiz yöntemle bulmak istiyorum. Şimdi ne olur? Şimdi buradan giriyorum gene. Ne kadar iniyordu aşağıya? Yarısı kadar. 3 pi r. Ne tarafa dönüyor? Bak dikkat et. Bu tarafa doğru. Turunu nasıl buluyorduk? Gene aynı mantık. Dönerek indiği miktar 3 pi r'ydi. Çevreye bölüyorduk. Unutmayın. Bak burada gene çap var. Hemen şöyle birleştirelim. Burası r. Bu aralık 2 r'ydi. Burada da 2 r. Maşallah 4 r oldu. Değil mi? O zaman bunun yarıçapı ne oldu? Bu 2 r'ymiş. Evet hemen çevresini bulalım. Şu arkadaşın hemen çevresini bulalım. Çevre. Evet 2 pi 2 r'den dolayı 4 pi r var. Bunu kullanacak mıyım? Ben şimdi kullanacağım bunu. Buraya koyacağım 4 pi r'yi. Çevreye bölüyordum. İğrenç bir şey çıktı. 3 bölü 4. Takılsın burada. Bakalım şimdi diğerine geldim. Buradan da 2 pi r çekmişler. O zaman ben buradan yarısı kadar yükseliyordum. Değil mi? Pi r kadar yükseliyordum. Ne oldu? Böyle dönecek. Buradan çekiyorsun ya. Böyle dönecek. Turu bulalım yine. Evet. Yükselme miktarı pi r. Çevresi de galiba değil mi? 4 pi r'ydi. Buradan da temiz 1 bölü 4 geliyor. Ve bakın dikkat edin. Saat yönünün tersine döndürüyor. Saat yönünün tersine döndürüyor değil mi? Şimdi o zaman ben burada onların hani evet olayını turunu asıl turunu yani 1'e yani getirmek durumundayım. Aynı yönde döndükleri için 3 bölü 4 artı 1 bölü 4'ten bir tur dönüyormuş. Yani bu tabi tesadüf yani her zaman böyle olmaz. Öyle hep bir tur dönüyor diyelim demeyin sakın. Şimdi bakalım. İyi olan kazansın diyoruz. Buradan bırakılan var. Bak şuraya bak. Bırakılan toplanana göre daha fazla. O zaman delta h ne dedim ya? Değil mi? 3 pi r eksi evet 3 pi r eksi pi r. Burası da yani 2 pi r oluyor. Bu da sizin aşağıya inme miktarınız olmuş oluyor. En baba iki soruyu yaptım arkadaşlar. Şimdi neden en baba iki soru diyorum? Şu aşağıda hep bir makara vardır. Her zaman bir makara vardır. Yanında da iki tane ip vardır. Bu ipler biraz önceki örnekte olduğu gibi ya aynı yönde ip bırakırlar veya toplarlar ya da buradaki gibi zıt. Bunun aslında başka tipte örneği yok. Açıkça söyleyeyim. Başka tipte örneği yok. Şimdi burada hani bunu ya hocam ben böyle tek tek yapamam. Bana biraz karmaşık geldi. Yani altı üstü bir tane soru yapacağız. Hani bu kadar uzamasın diyorsanız alın size. Orada yaptıklarımı toparlayayım. Şimdi ilk önce şöyle bir şey. Yükselme alçalma olayı söz konusuysa delta h diyoruz ya. Bakın bunlar aynı yönde. Vektörel işlem yapar gibi aynı yönlüyse sıkıntı yok. Topluyorsun, ikiye bölüyorsun. Bu kadar kolay bir şekilde yükselme miktarını buluruz. Şimdi geldik şeye. Tur olayına geldik. Şimdi buradaki x1 ve x2'yi gidiyorum. Bunun çevresini yazıyorum bak x1. Böyle biraz da kavisli bir şekilde x1 ve x2 diye yazıyorum. Şimdi burada ben x1'i büyük vermişim. Kim büyükse tabii onun dediği olacak. Buradan da turu buluyoruz arkadaşlar. Dikkat. İlk önce büyük olanı başa yazacağım tabii ki. X1'in dediği oldu. Yani ne olacak? Yukarı çıkıyor zaten belli. Özür dilerim. Aradaki farkı almam gerekiyordu. Çünkü zıt yönlü çalışıyorlar bakın. Değil mi? X1 bölü x2. Böyle ikimiz zaten var. Hep ikiye bölme olayı vardı. Çarpı bir de aşağıda tur olacak. Niye? Turu bulmak için her zaman
Çok güzel oldu. Turları götüreyim mi? Çevre yazacaktık inşallah. Burada da çevre olacak. Yani çevreye bölmeliyiz ki turu bulabilelim. Yani mantık şu, tekrar ediyorum. Aynı yönlü oldukları zaman toplayarak çalışıyorum. Zıt yönlü oldukları zaman çıkararak. Ama şunu unutmayın, yükselmeyi bulmakla turu bulmak farklı işlemlerdir. Oradaki değerleri yönleriyle birlikte buraya yazın. Hani bak, bak yönü tutuyor, bak yönü tutuyor, değil mi? Sonra zıt yönlü deyip çıkarım. Yani bölü 2 hepsinde var zaten. H bölü 2 muhabbeti gibi. Değil mi? Çevreye bölerek turu bulacağız. Şimdi diğerinde nasıl oluyordu? Bak gene aynı. Karışmasın diye şöyle ayırıyorum. Evet. Buradan neyi bulacağız? Yükselme alçalmayı bulacağız. Zıt yönlüler. H1 daha büyükmüş. Değil mi? H1 daha büyükmüş. İşte o zaman onun dediği olacak. H1 eksi H2 bölü 2. Yani biz yukarı çıkıyoruz. Yukarıya toplayan tabii daha fazla olduğu için. Bunları hemen hemen sen ne yapıyordun? Şunları böyle getiriyordun şöyle bak. Burada H1 var, değil mi? Şurada da şöyle H2 var. Şimdi buradan da turu bulacağız. Turu da şöyle yazıyorduk. Evet, burada zaten aynı yönlü oldukları için problem yok. Bakın birbirini destekliyorlar. Onun için toplayacağım, değil mi? H1 bölü 2'miz var. Bir de çevre geliyor. Bu kadardır yani. Böyle her soruyu yapabilirsiniz. Yani bir tek şunu aklınızda tutmanız yeterli oluyor. Biraz daha ilerleyelim bakalım. Hani bir tane de böyle fantastik bir şey yapayım dedim. Hani görüntü bomba. Ama aşağıda gördüğünüz gibi gene bir tane eleman var. Yani kaçışı yok bunların soru tipi olarak böyle. Bu bir tur dönerse arkadaşlar, bakın dikkat. Bir tur dönerse kime hareket veriyor? Şuna hareket veriyor. Ona çok dikkat edin. Bu bir tur dönerse yarıçap yarıya indiği zaman bu tabii ki de ne olacak? İki tur dönecek. Bu da bu sefer iki tur dönecek. Var mı itirazınız, değil mi? Bakalım bir daha ben de kendimi kontrol edeyim böyle. Evet, bu bir tur dönerse büyük olan küçük olana hareket veriyor. Yarıçap yarıya iniyor. Tur iki katına çıkar. Ters orantı var. Evet. Biz bir tur dönüyorsak bu da burada bir tur döner. Tamam. İplerin bırakıldığı veya toplandığı yerlerdeki durumu bulduk. İşte neyi soruyorum? Tabii ki de yani kaç tur döner? Ne kadar yükselir, alçalır? Onu soruyoruz yani. Ne soracağız? Şimdi burada şöyle bir şey. Gene baştan bir isterseniz şu iki ipin arasındaki mesafeden çapı bulalım. R, 2R, 3R, 4R. Yani burası 4R ise, 4R ise bunun yarıçapı 2R'dir. Bunu da bir öğrenmiş olduk. Şimdi buradan sen şöyle bir ip bırakıyorsun ya, iki tur attı ya, büyük olan iki tur atıyor yalnız. Çevresi zaten 2 çarpı 2pi 2R maşallah. Değil mi? Çevresi 4pi'ydi. 2 de bu, evet, 8pi'ye ip bırakılıyor. Bu bir. Bu da topluyor galiba, gariban yazık. Bak hem yarıçapı küçük hem turu küçük, değil mi? Bu aşağı inecek belli yani. Burada da ne var? Hemen 2 pireyi yapıştıralım. Böyle mi? Böyle. Ne yapıyorduk buradan? Yükselme alçalmayı buluyorduk ama biz zaten alçaldığını bulduk galiba. Onu bir şöyle belirtelim. Alçaldığını bulduk çünkü bırakılan daha fazla, değil mi? O zaman delta H diyorum. Evet. Burada kaç vardı? 8 pire eksi 2 pire toplamaya gayret ediyordu ama olmadı. 6 kaldı. 3 bire mi? 6 bölü 2. Evet. 3 bire. 3 bire aşağıya doğru inecek bu. Dönerek iniyor. Sonra ne yapıyorduk? Hemen bu sayıları şunun etrafına tekrar yazıyorduk. 8 pire buradan geliyor. Buradan da 2 pire çekiliyordu. Değil mi? Buradan da turu buluyorduk. Evet. Turu da şöyle buluyoruz. Bunlar birbirini destekleyecek şekilde davrandıkları için panik yok. Toplayarak gideceğim. Artı 2 pire bölü 2'miz vardı. Bir de çevremiz vardı, değil mi? Şöyle çevreyi de yazayım. Kaçtı bu çevre? Yani bakalım buradan valla. Çevre 2pi 2r 4'müş. 4pi r. Aşağısı 8 oldu arkadaşlar. Yukarısı da 10pi r oldu. 10pi r bölü 8pi r. Değil mi? Pi r'leri götürdük. Valla ne olacak? 2'ye bölsem yani yapacak bir şey yok. 5 bölü 4 tur çıkıyor. Böyle değişik bir şey çıktı yani. Değil mi? Bakın yine aynı şey oldu. Zıt yönlü olduğu zaman ne yaptım? İyi olan kazansın dedim. Çok ip bırakan bu oldu. Yani miktarı fazla. O zaman onun egemenliği oldu. Aşağı indik. O zaman 8 pi r, 2 pi r var, değil mi? Bunlar da zıt yönlü olduğu için çıkardım. 2'ye böldüm. Miktarı buldum. 6 pi r bölü 2, 3 pi r. Sonra turu bulmak için oradaki vektör gibi gösterdiğim yönleri buraya aynen yazdım. Bakın birlikte oldular dedim. Hani değil mi? Takılıyorlar, destekliyorlar birbirlerini. O zaman toplayarak yazdım. 10 pi r oldu. Bölü 2 çevre dedim. Çevresi de zaten 4 pi r'ydi. Evet. Oradan da 5 bölü 4 geldi. İşlem hatası yoksa. Şimdi devam edelim bakalım neler var. Bunda da bakın. Şimdi biraz ışık çıkartacağım. Böyle değişik. Bu en baştaki soru değil mi? Aynısı bak. H bölü 3 çıkacak, değil mi? Unutmayın. H bölü 3 çıkacaktı.
Şimdi ben buradan H çek, bunun miktarını merak ediyorum. Ben buradan H çektim mi? Buradan aşağı ne kadar iniyor bilmiyorum. Bilmediğim için de H sürüyorum. Gayet H sürüyorum. Ama bildiğim bir şey var. Eğer bu X kadar yükseliyorsa şunun merkezine bakın. Şuraya bağlı ya bu ip. Bu ip de oraya bağlı. Şu makara merkezi ne kadar çıkarsa, değil mi? Yani sonuçta o da o kadar yükselecek yani. Yani burası değil mi? X kadar yükseliyorsa bak, değil mi? Aynı ip bak, bağlı merkeze. O zaman bu da buradan böyle X kadar olacak. Annem. Bu X'miş arkadaşlar, değil mi? Bu X'miş. Şuradan bıraktığınız şey X'miş. Başta korktum hey su diyeyim dedim. Ama X'miş. Bak bu merkeze bağlı. Merkez ne kadar yükselirse şu ortadaki ip de o kadar gidiyor. Ortadaki ip giderse buradan o kadar geliyor zaten. Şimdi dikkat edin. İki yanındaki hani olay. Hani şunun gibi olacak bak. Şunun gibi olacak. İki yanında ip var, değil mi? Buradan birisi H çekiyor. Buradan birisi X kadar aşağı iniyor. Sen bunun hani ortası zaten aynı şekilde hareket ediyor ya. Nasıl yapıyordun? Yani değil mi? Yükselme alçalmayı yaparken nasıl yapıyordun? Şimdi şöyle demiştik biz. Delta H, değil mi? Delta H. Bu tabii ki de şey. Yani buna bakaraktan yapacağım. Şu daha fazla oldu. Bu aradaki farkı ikiye bölecektik, değil mi? Delta H. H eksi x bölü 2 olacak. Bu kaç çıkıyordu? Delta ne kadar yükselmiştin sen? X kadar yükselmiştin, değil mi? Burası da yani x. X kadar yükseliyoruz sonuçta. O zaman hemen işlemini yapalım. 2x eşittir. H eksi x oldu. Şunu şuraya attık. Bu da buraya geçti. 3x eşittir. H oldu. X eşittir. H bölü 3 geldi. Bak buradan da bulurum yani. Ama şimdi öteki yöntem daha kolay gelebilir. Ama sonuçta burada anlattığımız yöntemin her yerde tuttuğunu da bir göstermek istedim yani. Şimdi biraz daha değişik soru tipleri. Bu yükselme alçalmalarda ne var ne yok yaptım arkadaşlar. Şimdi bir de yuvarlanma, ip toplama, ip bırakma onlara bir bakalım derim ben. Şimdi burada neler olmuş? Bir inceleyelim. Şimdi burada yarı çapı R olan bir arkadaşı böyle burada yuvarlaya yuvarlaya bu tarafa doğru böyle götürüyoruz. Sen şimdi buraya geldiğin zaman, şu merkez buraya geldiği zaman bir kere kendi çevren kadar burada değil mi? İp yani çekeceksin yani peşinden gelecek bu yani. Çevren de nedir? 2 pi r'dir. Aynı zamanda da unutmayın şunu, etrafına da ip doluyor. Hem ilerliyor hem de etrafına ip doluyor. Yani düşünsene sadece ben bunu tur atmadan şöyle çekseydim buraya zaten peşimden değil mi? Burada ben zaten peşimden 2 pi r'ye ip çekecektim şöyle. Bir de etrafıma ip dolayarak gittiğim için bir 2 pi r'ye daha çekiyorum. Yani bu buradaki değil mi? Ötelenmeden dolayı oluyor. Bir de yuvarlanmadan dolayı etrafına ip topluyorsun. H burada 4 pi r oluyor. İki hareket var unutmayın burada. Şimdi bakalım bir model yükseltirsek ne gelecek karşımıza? Şimdi burada da böyle bir şey geldi. Bu da fena değildir yani. Bakın ne olacak? Şimdi gene aynı mantık. Bunu yuvarlayarak ilerlettiğiniz zaman merkez buraya gelecek şimdi. Büyük olan yuvarlandı ve merkez şuraya geldi. Onun çevresi nedir? 2 pi 2 r ya. 4 pi r bir kere zaten bak dediğim gibi dönmesek bile şöyle çeksem ben bunu değil mi? 4 pi r yazabilirsem tabii. 4 pi r kadar ip çekmiş olacağım. 4 pi r kadar. Peki bu boş duruyor mu? Bak bu da buradan böyle ip sarıyor buraya. Görüyor musunuz? Buradan böyle ipi ayrıca sarıyor etrafına. Şöyle. Bu da kendi çevresi kadar. 2 pi r'ye kadar olacak. O zaman ne oldu? Bir bu ötelemeden dolayı şöyle bir 4 pi r'ye geldi. Bir de onun üstüne sen şurada 2 pi r'ye daha çektin. Değil mi? Tertemiz. O zaman haş ne oluyor? İkisinin toplamı oluyor. 6 pi r'ye ip çekersiniz. Bu da tamam. Şimdi bakalım başka ne modellerimiz var. Evet. Wow, bu da değişik oldu. Gene aynı ama bu sefer ip altta dikkat edin. Şimdi şöyle bir şey yaptım. Şuraya geldik. Yine nedir? Büyük olanın bakın böyle geldiğini görüyorum. Yuvarlanarak geldi ama sonuçta geldi. Şimdi bu böyle geldiğinde 4 pi r ip yani çevresi kadar ipi çekecek. Yalnız bak burada bir güzellik var. Değil mi? Kaçırmayalım onu. Bu sefer ip bırakıyorsunuz. O zaman galiba 2 pi r ip kaçıyor buradan. Değil mi? Ben ne yaptım? 4 pi r çektim. Bak 4 pi r çektim. Ama 2 pi r de bıraktım. Değil mi? Sonuç ne geldi? Yani benim hani yükselme alçalma miktarım soruluyor ya. Burası oldu arkadaşlar. 2 pi r kadar yükselmiş oldu. Parça parça buluyoruz ama yani şu
değil mi? 4 pire yükselme, 2 pire yani bırakma, sonuçta 2 pire yükselmiş bu. Değil mi? Parça parça buluyoruz. Bunu unutmayalım. Evet. Şimdi bakalım. Oo. Hepsinden var. Bu örneği yapmıştık. Bakın. Bu örneği biraz önce yapmıştık. Bunu da yapmıştık. Sadece bir araya getirdim. Korkunç bir şey oluyor işte. Onu göstereyim dedim. Şimdi nasıl yapıyorduk? Bunu böyle getiriyorduk böyle. Bunun merkezi buraya geliyordu. Büyük olan bir tur atıyor diyorduk. Değil mi? Şimdi burası 4 pire. 4 pire. Evet. Bir de bunu hani yaptığımız için daha hızlı olsun diye bir de buradan ip doladığınızı biliyoruz. Bir de 2 pire de buradan var. 4 buradan geldi. 2 de buradan geldi. Biz bunu 6 pire çekmiş oluyoruz. Biraz önceki sayılarla aynı zaten. Bu hareketli makarada da yarısı kadar oluyordu değil mi? 3 pire oluyordu. H eşittir 3 pire diye tertemiz çıkar. Korkunç gözüküyordu ama yamutluk. Evet, ne kadar ilginç şey varsa topladım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Evet, bu tarafa doğru gitmişiz. Keşke bu tarafa gideydik. Aslında o tarafa mı gitsek? Burada yer sıkışmış da. Ben şunu döndüreyim mi? Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Bu tarafa doğru bir tur. Yani şuralara bir yere gelecek ya. Bak şimdi dikkat. Böyle geldi. Her ikisi için de aynı anda çalışacağız. Şimdi bu büyük olanın çevresi kadar, 4 pireye kadar ilerledik. Bu ne yapar? Bunu aşağı indirir bakın. Buradan bir 4 pire aşağı indiniz. Bu 1. Buradan da 4 pire yukarı çıktınız. Değil mi? Bak bu büyük olanlardan dolayı. Şimdi ip bırakma, ip toplama olaylarına gelelim. Burada büyük olanın çevresinden bakın ip bırakılıyor bir. Değil mi? Büyük olan 4 pire ip bırakılıyor buradan. Adam hem ilerliyor hem de büyük olan çevresinden ip çözüyor. O zaman siz burada bir 4 pire daha aşağı inersiniz. Değil mi? Şu tarafa baktığımızda da şurada da 2 pirelik ip sarılıyor. Değil mi? Bakın. O zaman burada da 2 pire ekstra olaraktan ip çekilmiş oluyor. Burada ne soruluyor? Ona gelelim şimdi. Burada arkadaşlar şunu soruyorlar. Bu cisimler başlangıçta yan yanaydı. Şu anda aralarındaki uzaklık nedir diye soruyorlar. Şimdi bak buradan çizgiyi attım. Buradan çizgiyi attım. Bir de burada kesik bir çizgi vardı. Burası 4, 4 kaç? 8 pire. 8 pire. Burada da 6 pire yükseldi bu. Değil mi? 6 pire yükseldi. 6 pire de buradan var. Aralarındaki uzaklık şu anda. Değil mi? Bu buraya geldi çünkü. Neredeyse makaraya dayandı. Bu da buraya geldi. Aralarındaki uzaklık toplamda şu ikisinin toplamı olacak galiba değil mi? 14 pire düşeyde uzaklık var bunların arasında. Evet. Şimdi bir tane daha sorumuz var. Son soru olacak bu. Fantastik bir şey incelemek istedim. Aslında hepsini yaptınız arkadaşlar. Hiç gözünüz korkmasın. Gerçekten çok komik şeyler bunlar. Bak şimdi ne olacak? Gene bunu buraya bir yere alıyorum. Yöntemim aynı fark etmiyor. Şimdi şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Bak bu ne kadardı? Çevresi kadardı. Biraz önceki yöntemlerin aynısını kullanıyorum ben. Çevresi kadardı değil mi? Şimdi dikkat edin. Her iki ip de burası da burası da bunu yaptı. Ama siz bir de burada ne yapıyorsunuz? Büyük olanın çevresine 4 pire ip daha doluyorsunuz. Dikkat. 4 ilerlemiştim. 4 de etrafıma ip topladım. Ne oldu bu? Buradan 8 pireye çıktı. Bu bir. Bu bir. Şimdi buna bakalım. Buna bakalım. 4 gelmiştim. Buradan etrafımdan böyle 2 pire ip bıraktım. 4 toplamıştım. 2 bıraktım. Sonuçta ne oldu? 2 pire topladım. Neydi? Aynı yönde çıktı. Bakın çok kolay olacak. Ne yapıyorduk biz? Artık bu taraf bitti. Şimdi sadece yükselme sorusu yapıyorum. Bunlar aynı yönde olduğu için ne yapıyorduk? Yükselme miktarını bulmak için 8 pire topluyordum ve 2'ye bölüyordum. Böyle 2. Ne yapar? 5 pire yükselmiş arkadaşlar bu cisim. Teşekkürler. İşte bu kadar.